Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, önemli bir hafta. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gün dönümü, en uzun geceyi yaşayacağız. Aynı gün Merkür de Oğlak Burcu'na geçiyor. Ve bu iki gezegen önümüzdeki birkaç hafta özellikle sizin için 11. evinizi hareketlendirdiği için biraz daha hayata geniş pencereden bakmanızı sağlayabilir. Bu dönemde yeni teklifler alabilirsiniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz yeni bir başlangıç, yeni bir proje için daha güçlü, daha kararlı olabileceğiniz aslında sizin adınıza da faydalı olabilecek bir dönem iş hayatınız için de, eğitim hayatınız için de bu süreci gayet sağlıklı değerlendirebilirsiniz aslında ve yine 21 Aralık'ta bu yılın en önemli gezegen kavuşumlarından biri olacak Jüpiter ve Satürn Kova burcunun sıfır derecesinde kavuşuyorlar. Büyük kavuşum. Her 20 yılda bir meydana gelir. Toplumsal alanda, kültürel yapılarda, ekonomik sistemlerde, yönetimsel alanlarda önemli değişimleri aslında tetikler. Ee, uzun vadeli bir etkiden bahsediyoruz. Tabii ki toplumsal olduğu kadar bireysel hayatlarımızda da etkileri olacaktır bunun kişisel olarak baktığımızda. Bununla ilgili yorumları özellikle yıllık videolarda yaptım. Çünkü 2021 yılını Önemli ölçüde etkileyecek bir hareketten bahsediyoruz. Henüz izlemediyseniz lütfen 2021 yıllık e, videolarımızı izleyiniz sevgili balıklar. Bu hafta Koç burcunda Mars hareketini sürdürüyor ve Salı gününden itibaren ayda Koç burcunda olacak. Perşembe öğle saatlerine kadar. Marsla Pluto arasında da kare açı etkinleşecek. Evet bu Mars Pluto karesini Ekim ortalarında 9-10 Ekim aralığında da yaşamıştık. Bu hafta tekrarlanıyor, Mars'ın ileri geri hareketi nedeniyle tekrar meydana gelecek. Ay da Koç burcundan geçerken bu açıyı tetikleyecektir. Özellikle Çarşamba günü, Perşembe sabah saatlerine kadar, yani daha fazla hissedebiliriz. Biraz huzursuzlukların olması, biraz kendimizi güvensiz hissetmemiz, biraz gergin hissetmemiz mümkün. Özellikle parasal konularda baskıları arttırabilir. Hani bazı zorunlu harcamalar, masraflar olabilir. Özellikle alışverişleri dikkat edelim. Çok böyle fevri davranmayalım alışverişlerde ya da e, yatırımlarımızı yönetirken hani hızlı bazı hareketler, dürtüsel tavırlar içinde olabiliriz. Bunları dengelemek gerekiyor. Daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Bu şekilde yaparsak e, daha rahat geçirebiliriz bu süreci. Tabii ki e, hem kişisel hem de çevremizdeki kişilerde Mars Pluto açısı bazen kronik ağrıları, böyle kronik sağlık sorunlarını tetikler. İşte kazalara, sakarlıklara biraz daha meyillidir. Çünkü içinde çatışma ve şiddet içeren bir açı öfke kontrolünü de zorlaştırıyor. Bu nedenle hem gerek kendi hayatımıza ya da çevremizdeki kişiler, arkadaşlarımız da olabilir bu. Biraz bu tarz streslerle karşılaşabiliriz. Daha dengeli olmamız gerekiyor hafta genelinde. Perşembe öğle saatlerinde ay boğa burcuna geçince duygusal olarak biraz daha rahatlamamız mümkün görünüyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü hem ilişkiler anlamında bizi destekleyecektir, e, konuşmalarımız, görüşmelerimiz, bilgi paylaşımlarımız, yakınlarımızla kurduğumuz sıcak temaslar, özellikle belki aile yakınları, komşular, akrabalar, kardeşler, yani onlarla paylaşımlar hafta sonunu biraz daha renklendirebilir, e, fayda getirebilir sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.